Arkadaşlar merhabalar, iyi sahurlar, iyi çalışmalar diliyorum. Acil yayınlarından güzel bir soruyu sizler için çözmeye, anlatmaya çalışalım. fx integrallenebilen bir fonksiyon olmak üzere fx'imiz verilmiş. Buna göre 0'dan 1'e fx dx integralinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Aslında 0'dan 1'e fx dx sonucu sabit bir sayı olan bir integraldir. Belirli bir integraldir. Şıklarda sabit bir sayı sorulmuş arkadaşlar. Bunu görüyoruz. Bunun üzerinden ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Biz buradan bulacağımız sonuca m desek. Yani bize m'nin sorulduğunu düşünmüş olsak. Şuradaki sıfırdan biri fx dx'e belirli bir integral olduğu için arkadaşlar sabit bir m değerini yazmış olsak. Aynı mantıkla sıfırdan iki fx dx'e de arkadaşlar n gibi sabit bir sayı yazmış olsak. Aslında fx'imizin ne geldiğini görmüş oluruz. Şu yukarı yazmak gerekirse arkadaşlar. M tane x artı n artı 1 geldiğini görmüş oluruz. Bakın bu parantez içinde yazılmış. Dışarıya x yazılmış. Buna dikkat edelim. O zaman bizim fx'imiz aslında mx artı n artı 1 gelmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Peki şurada fx'in yerine bunu yazsak ve integral alıp belirli integralimizi hesaplasak oradan ilerlesek ne olur? Ona bir bakalım. Şöyle yazayım ben sıfırdan 1'e fx'in yerine mx artı n artı 1 çarpı dx yazmış olalım. Şunu integre ettiğimiz zaman ne gelir arkadaşlar? Şuradan devam edelim. M çarpı x kare bölü 2 artı nx artı x gelmiş olur. Sınırlarımızı sıfırdan kaça kadar almış oluruz? 1'e kadar almış oluruz. Zaten sıfır yazınca hepsinden sıfır gelecek. 1 yazdığımızda m bölü 2 gelmiş olur. Artı n artı 1 gelmiş olur. Yani aslında biz bakın sıfırdan 1'e fx dx'imize m demiştik. Bu neyi aynı zamanda ne olarak bulduk? m bölü 2 artı n artı 1 olarak bulmuş olduk. O zaman m eşittir. m bölü 2 artı n artı 1 demiş olalım. m bölü 2'yi bu tarafa atarsak m bölü 2 eşittir. n artı 1'i yakalamış olalım arkadaşlar. Benzer mantıkta şuradan n'yi de hesaplayabiliriz diye düşünüyorum. Aynı integrali hesaplayacağız. Sadece 0'dan 2'ye gelecek. Yani mx kare bölü 2 artı nx Artı x dedik. Bu sefer sınırlarımız kaçtan kaça? 0'dan 2'ye. 2 yazınca 2m geldi. Artı 2 ne? Artı 2 gelmiş oldu. Bunun da neye eşit olduğunu biliyoruz aslında. Neye eşit olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Peki bize ne sorulmuştu? M sorulmuştu. Şurada yaptığımız gibi düzenlemelerimizi yapalım. Örneğin N'yi bu tarafa atalım. 2 N'den N çıksın, N kalsın. 2 M ve 2'yi de karşıya atarsak eksi 2 M eksi 2 gelmiş olsun. Şimdi bizden M istendiği için biz de M ve N'ye bağlı iki tane eşitlik yakaladığımız için bence buradan ilerleyerek M'yi bulabiliriz diye düşünüyorum. Şurada N gördüğümüz yere eksi 2 M eksi 2 yazabiliriz. O zaman M bölü 2 eşittir. N'ye gördüğüm yere bunu yazarsam eksi 2 M eksi 2 artı birden eksi 1 gelmiş olur. İçler dışlar yaparsam eksi 4 M eksi 2 eşittir M gelir. Buradan 5m eşittir eksi 2'den aradım m değerini yani sıfırdan 1'e fx dx arkadaşlar eksi 2 bölü 5 olarak bulmuş olurum. Doğru cevabın b şıkkı gelmesi gerekir. Umarım anlatmaya çalıştığımız mantık açıklayıcı olmuştur.